100 Türk Edebiyatçısı. Cevdet Kudret. Halk Edebiyatı'nın en büyük ve en ünlü şairi Karacaoğlan'ın hayatı üzerine pek az bilgi vardır. Yakın zamanlara kadar bütün araştırıcılar Karacaoğlan'ı 17. yüzyılda yaşamış diye gösteriyorlardı. Bu konuda bir takım kanıtlar sıralamışlar. Fuat Köprülü, şairin 17. yüzyılda yaşadığını gösteren bu kanıtların en ufak bir şüpheye bile yer bırakmaz olduğunu söylemiş. Saadettin Nusret Ergün de Karacaoğlan'ın hayatı üzerine daha başka bilgiler edinmek için kütüphaneleri dolaşmak ve muhtelif eserleri karıştırmakla faydalı bir vesika elde edeceğimizi zannetmiyorum sonucuna varmıştı. Ahmet Kutsi Tecer'in Topkapı Sarayı kitaplığında bulduğu 16. yüzyıla ait yazma bir surnamede 3. Murad'ın 1582 yılında yaptırdığı 55 gün süren ünlü sünnet düğünü anlatılırken Karacaoğlan'dan da söz edilmektedir. Düğünün 11. gününün gecesi Forsaların yaptıkları canlı tablo biçimindeki büyük bir dağ ve kır maketinde kır hayatı bütün girdi çıktısıyla kaval çalan çobanları, yemiş ağaçları, ormanları, develeri, otlakları, sulak yaylaları, mağaraları, avcıları, av hayvanları, yırtıcı hayvanlarıyla canlandırılmış, surnamede şöyle bir cümle geçiyor. Çobanların kimi asa ile koyun güder ve çiftçilerin kimi öküzle çift sürer, kimi kaval çalıp ol dağı yankılandırır ve kimi Karacaoğlan türküsüyle gönlünü eğlendirir, kimi tazısıyla tavşan avına çıkıp. Bu parçadan 16. yüzyılın ikinci yarısında Karacaoğlan'ın ününün İstanbul'a kadar yayıldığını, ayrıca köylerde, yaylalarda türkülerinin söylenip dinlendiğini öğreniyoruz. Merhaba sevgili dinleyenler. 100 Türk Edebiyatçısı programına Cevdet Kudret'in Karacaoğlan, Hayatı, Sanatı, Şiirleri adlı yazısının giriş bölümüyle başladık. Türk Edebiyatı üzerine araştırmalarıyla tanınmış şair, yazar ve edebiyat tarihçisi Cevdet Kudret, 7 Şubat 1907'de İstanbul'da doğdu. Birinci Dünya Savaşı'nda Musul'da ölen terlik ustası Sadullah Efendi ile Hatice Hanım'ın oğludur. Cevdet Kudret, Numune-i İrfan İlkokulu'nu ve Davutpaşa Ortaokulu'nu bitirdi. İstanbul Erkek Lisesi'ndeyken hastalanınca öğrenimine bir süre ara vermek zorunda kaldı. Daha sonra lise öğrenimini İstiklal Lisesi'nde tamamladı. 1930'da Darülfünun Hukuk Fakültesini bitirdi. Kayseri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1937'de İhsan Nisari Hanım'la evlendi. Ankara Konservatuvarı'nda ve Ankara Erkek Lisesi'nde öğretmen, Türk Ansiklopedisi'nde edebiyat sekreteri olarak çalıştı. 1951-52 yılları arasında avukatlık yaptı. Türk Dil Kurumu'nda redaktörlük, yayın evi danışmanlığı, Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldı. Emekli olduktan sonra Bodrum'a yerleşti. Cevdet Kudret, 10 Temmuz 1992'de İstanbul'da öldü. C.
Cevdet Kudret'in ilk şiiri 1927'de Servet-i Fünun'da yayımlandı. Yedi Meşale topluluğu içinde yer aldı. Topluluk içinde Ziya Osman Sabah'dan sonra şiire en düşkün olan Cevdet Kudret, şiirlerini Birinci Perde adı altında kitaplaştırdı. Behçet Necatigil'e göre Cevdet Kudret, bireysel duyguları orijinal açılardan, arada hikaye ve balat imkanlarından da faydalanarak başarıyla yansıttı. Ne oldu çocukluğum? Köşelerinde nefes nefese konuştuğum odalar. Ortalarında tahta at koşturduğum geniş sofalar. Sofalarda gizli yuvalarım, gizli yerlerim. Hani benim kurşun askerlerim? Bir oda içinde kurduğum şehir, geçtiğim nehir. Neredesin çocukluğum, küçüklüğüm neredesin? Bir metrede bin metre koşan tahta atım. Bir metrede bir dünya kuran saltanatım. Her zaman her yeri alan kurşun askerlerim, evlerim, potinlerim neredesiniz? Bana şimdi bir uzak yerdesiniz. Neredesiniz? Konuları daha çok ruhsal saplantılar, kıskançlıklar, yasak sevgiler gibi bireysel durumlardan toplumsal gerçekliklere doğru gelişen oyunları Darülbedai'de sahnelendi. Şimdi sizlere dinleteceğimiz Yaşayan Ölüler adlı oyunu da bunlardan biri. Pekala, kabul. Bir şey daha soracağım. Heykelleri her nedense hep beyaz bırakıyorlar. Acaba boyansa daha güzel olmaz mı? Aman efendim. Aman efendim. Anlıyorum. Boyadan tasarruf etmek istiyorsunuz. Çok cimrisiniz. Öyleyse ben de pazarlıkta boya parasını düşerim. Benim için daha iyi. Elbette bayım. Madem ki para konusuna geldik, onun üstünde durabiliriz. Söyleyiniz bakalım, ne istiyorsunuz? Söz gelimi siz? 30.000. Ne, kuruş mu? Hayır, lira. Oo, siz bir delisiniz. Sizler ne istiyorsunuz? 28.000. 27.000. Ha, kuzum, siz aklınızı mı kaçırdınız? Ya da para nedir bilmiyorsunuz? 27.000, 30.000. Ne de kolay söylüyorsunuz ya. Bütün bu para iki parça mermerle bir avuç çamur için mi? İki damla boya sürmekten bile çekiniyorsunuz. Ondan sonra 28.000, 30.000. Hay aklınızda bin yaşayın siz. Yahu ben geçen de koskoca salonu mermerle döşettim de gene o kadar para vermedim. Biz mermer satmıyoruz. Kafamızın işini satıyoruz. Ah, benim gazetemde kafasının içini satan 50 kişi çalışır. Bunun 45 tanesi günde ancak 2 lira alır. Peki siz ne veriyorsunuz? Ben mi? 15 günde bitirmek koşuluyla size 2,5 lira gündelik verebilirim. Mermeri de benden. Biz daha o kadar düşmedik. Öyleyse geç kaldınız. Siz düşünceye kadar beklemeye vaktim yok. Ben hele bizim taşçı ustasıyla bir görüşeyim de. Taşçı mı dediniz? Beğenemediniz mi? Taş yontmak olduktan sonra herif bunca yıllık usta. Cevdet Kudret, Süleyman'ın Dünyası başlıklı roman üçlemesinde Türkiye'nin iki dünya savaşı arasındaki 30 yıllık dönemini otobiyografik ögelerden hareket ederek yansıttı. Bu üçlemenin ikinci kitabı olan Havada Bulut Yok adlı romanından küçük bir bölüm sunuyoruz sizlere. Listelerde adı yazılı halk, bekçiler aracılığıyla halk evine çağrıldı. Her mahalle halkı ayrı bir günde ve nüfus kağıtlarıyla gelecekti.
Bunların nüfus kağıtları hazırlanan listelerle karşılaştırılacak, hepsine birer fiş doldurulacak. Bu fişlerde her ailenin halk evine gelme günü ve saati yazılıp atları mühürlenecekti. Bu kadar işi halk evi kendi üyeleriyle başaramazdı. Onun için öğretmenlerin yardımı istendi. İlkokul öğretmenlerinden de bir hayli yardımcı geldi. Herkes resmi işleri dışındaki boş zamanlarında canla başla uğraştı. Sıkı bir çalışmayla fişleri doldurma işi bitirilebildi. Artık zahirenin dağıtılmasına sıra gelmişti. Bunu da yine öğretmenler yaptı. O günkü vesika usulüne göre büyüklere bir ay için 9'ar, küçüklere 5'er kilo un ve zahire veriliyor. Bir yandan da verilme tarihi fişlere yazılıyor, atları verildi diye damgalanıyordu. Cevdet Kudret, 1952'den başlayarak önce değişik imzalarla sonra kendi adıyla edebiyat tarihimizin ünlü isimleri eserleri üzerine değerli tanıtma ve el kitapları, aranılan ders kitapları yayımladı. Tersine Akan Nehir, Rüya İçinde Rüya, Kurtlar adlı oyunları dergilerde tefrika edildi. Süleyman'ın Dünyası genel başlığını taşıyan Sınıf Arkadaşları, Havada Bulut Yok, Karıncayı Tanırsınız yeniden topluca basıldı. Hikayelerini Sokak adlı kitabında derledi. Dil üzerine deneme ve tartışmalarını Dilleri Var Bizim Dile Benzemez adlı kitapta topladı. Karagöz'de tarihçeleri ve açıklamalarıyla 35 Karagöz oyununu bir araya getirdi. Türk Hikaye ve Roman Antolojisini Türk Edebiyatı'nda hikaye ve roman adıyla sonradan genişletti. Bu eserlerini izleyen Orta Oyunu monografisiyle Türk Dil Kurumu 1974 Bilim Ödülünü kazandı. Abdülhamit devrinde sansür belgesel bir incelemedir. Denemelerinden oluşan Bir Bakımayı, Örneklerle Edebiyat Bilgileri ve Benim Oğlum Bina Okur, Kalemin Ucu adlı eserleri izledi. Kalemin Ucu'yla 1991 Sedat Simavi Büyük Edebiyat Ödülünü ve 1992 Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülünü kazandı. Ölümünden sonra Cevdet Kudret'e Saygı kitabı yayımlandı. Türk Edebiyatı'nın en üretken kalemlerinden Cevdet Kudret'i tanıttığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımızı bitirirken, hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Esen kalın. Bu program, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.